Merhabalar. Adınız, soyadınız? Ferit Tutkavul. Yaşınız? 34. Neden balık satıcısı oldunuz? Aldığım eğitimle beraber ticari bir geleneğimiz vardı. Aldığım eğitimle beraber ticari geleneği birleştirip bu konuda karar aldım. Kaç yıldır balık satıyorsunuz? 11 yıldır. 11 yıldır. Akademik seviyeniz? Master. Yüksek lisans seviyesi. Su ürünleri konusunda mı? Su ürünleri. Balık satıcısı olmak için herhangi bir eğitim aldınız mı? Yani akademik eğitimin dışında herhangi bir eğitimim yok. Su ürünleri eğitiminin dışında? Evet, yok yani o çalıştığımız yerlerde almış olduğumuz eğitimler sadece. Balık satıcılığı için bir eğitim modelini seçebileceğinizi düşünseniz, evet, kapsamı ne olmalı? Satıcılık için. Evet, ya aslında çok geniş, yani dar bir kapsamda alınmamalı hele. Bu balığın işlenmesinden tedariğine, temizliğine, hijyene, stok kontrolüne, yani ekonominin ve doğanın bir şekilde hani bir araya gelmesiyle aynı şey. Hepsinin yani gelmesi gerekir. Evet, teşekkürler. Şu anda işinizle ilgili eğitim kursları alma imkanınız var mı? Yok. Yani Türkiye şartlarında herhangi bir eğitim standartı. Mali yönetim, sipariş kontrolü vesaire. Yok, herhangi bir şey yok. Sadece akademik eğitimden alıyorsanız o. Yani ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerinden mezun olmuş insanlar herhangi bir eğitimden geçmiyorlar. Balık satışı ile ilgili eğitim kursları alma imkanınız var mı? Yok. Şu anda yapıyorsunuz. Yok. Sadece işte tecrübesiz insanları tezgahlarda eğitebiliyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Yani balık temizleme, kesme filan. Tabii tabii. Yani çırak olarak alıp işte ustalık, kalfalık yapmaya çalışıyorsunuz ama herhangi bir sertifikası, belgesi yok. Balık satıcısı olmak için özel bir mesleki eğitim kursu mu? Sektöre faydalı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle olur. Çünkü böyle bir uzmanlığın insanlardaki algıyı arttıracağını düşünüyorum. Yani birebir ilişkili bir meslek. Evet. Bazen eksik kalıyoruz. Peki balık satıcısı olmak için bu özel mesleki eğitim zorunlu olması gerektiğini inanıyorum. Kesinlikle inanıyorum. Neden mesela? Neden zorunlu? Çünkü bu kolaycılıkla beraber insanların tuttuğunu tezgah arkasına atma gibi, insanlarla ilişkiye sokması gibi bir şey oluşuyor. Ama bu zorunlu bir eğitime, kapsamlı bir eğitim alınırsa birebir iletişim şeklinde çok faydalı olur. Anladım. Sektörün gelişmesine de sebep olur. Çevrim içi bir platformda, yani online olarak yılda 24 saat, 365 gün boyunca eğitim alma imkanınız olsaydı. Evet. Bu nedenle her gün ne kadar zaman ayırabilirsiniz? Ve bu faydalı olur mu? Böyle bir eğitim size faydalı yani olur mu? Yani online eğitimin bu sektöre katkısı için zaman olduğunu inanıyorum. Çünkü daha çok ilkokul ve ortaokul mezunu dediğimiz mesleki, evet, bilgisi olmayan insanlar çok daha hani bu konuda eğitim alacaklarını düşünüyorum. Birebir eğitimin, yüz yüze eğitimin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bununla bağlantılı yine bir soru. Yani böyle bir şeyi kullanabileceğini düşünüyorum. Online bir eğitim. Şu an için çok zor gözüküyor ama belki bundan bir 10 yıl, 20 yıl sonra teknoloji beraber, insanların gelişimiyle beraber olabilir. Yani eğer cevap evetse diyor ama hangi cihaz tercih edilir? Cep telefonu şu an için en makul olan cep telefonu olur. Yeni teknolojilere adapte olabilmek için işletmenize herhangi bir güncelleme yaptınız mı? Evet ise bunlar hangileri? Mesela online satış, promosyon, evet, kampanyası, web sayfası, sosyal ağ, QR kodu gibi. Şimdi biz market içerisindeki, biz market para kendisi olduğumuz için kendi sistemlerimiz var. Promosyon bilgilerini web sayfalarından iletiyoruz. Billboardlar vesaireler şehir işlerinde kullanıyoruz ama bu sadece market grupları için geçerli. Normal para kendi tezgahları bunu yapamıyor doğal olarak. Sosyal ağ da kullanıyorsunuz. Sosyal ağ da kullanıyoruz. Evet. Biz kullanıyoruz. Hı. Toplumun genel olarak mesleğinize değer verdiğini düşünüyorsunuz. Her geçen gün arttığını görüyorum. Yani balıkçılığın Türkiye içerisindeki bilgisi ve ilgisi artıyor. Zamanla çok daha yere varacak. Balık satıcılığının. Evet. Balık satıcısının. Özellikle balık satıcısı. Balık satıcısının değer verdiğini düşünüyorsunuz. Yani veren ve vermeyen olarak şöyle ayrılıyor. Birisi mecburiyetten çalışıyormuş gibi, ötekisi kendi mesleğini kabul ederek çalışıyor. Bir eğitim olursa, insanlara sevdirilirse çok daha farklı yere varabilir. Bununla yine bağlantı. Eğitimin toplum mesleğinizle ilgili genel düşüncesini olumlu yönde değiştireceğini düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Yani en büyük problemimiz birebir iletişim. İletişimde bilgileri yanlış veriyoruz. Yani birçok arkadaş dediğim gibi alaylı olarak gelip işte çok doğru bilgiler vermiyorlar. Hatta ürünleri bile tanıtırken doğru ürünler şeklinde tanıtmıyorlar. Eğitim kesinlikle çok faydalı olacaktır. Çok teşekkür ederim.
çok teşekkür ederim. Rica ederim.